bir öğretmenimiz önderlik yaptı. Onun sayesinde topladık bunları. Hep beraber yıldan beri. Bu pil toplamalarda ödül alıyoruz. Genç nesile bunları temiz bir çevre bırakmak için farkındalık oluşturmak için bu işe soyunduk. Çok da güzel oldu. Yani bu projenin devamını da ayrıca istiyoruz. Balıkesir'imiz cennet ülkemizin güzel köşelerinden biri. Yaşanılır bir çevre olması için de çevreyi temiz tutmalıyız diye inanıyorum. Güzel bir proje. Belediyeniz adına sizlere şahsınızda çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Biz 60 bin adet biriktirdik. 10 bin adetini atabildik ancak. Bu sene de 6.240 tane attık. Geçen sene 10 bin adet attık. 5 tane laptop bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilere dağıttık. Kampanyamız büyüdü de büyüdü. Evet Recep Tayyip. Bir de getir bakalım neymiş şu resimlere bakalım. Söylemek istediği bir şey varmış. Recep. Söyle bakalım. Buraya vay bak. Vay vay vay. Temiz çevre temiz gelecek. Çevreli çevreyi temiz tutalım, temiz çevre temiz gelecek. Çocuklarımızın teşviğiyle değilim başladık. Güzel bir proje, hocamın dediği gibi. Kaç bin tane toplamışsınız? 5300 küsur. 5300 küsur tam şeyleri yapabiliriz. Ama çok güzel bir proje, hocamın da dediği gibi inşallah devam eder. Önümüzdeki sene sizin dediğiniz rakamları da bulup 20 ilçeye yaymak istiyoruz. 20 ilçede de okullarda genel Balıkesir il genelinde bir çalışma yapmak istiyoruz. Balıkesir, Karesi ve 6 Eylül ilçelerinde Çevre Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu kampanya neticesi bir yıllık kampanyaya iştirak eden en başarılı toplayan atık pilleri toplayan ve çevreye duyarlı vatandaşlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız bugün sembolik olsa ödüllendiriliyorlar. Kampanyamız yeni sene için tekrar ilan edilecek. Ben bu kampanyaya duyarlılık gösterip emek veren ve burada ödüle layık olan ama bir şekilde bu kampanyaya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin daha temiz, daha güvenli, ülkemizin, dünyanın geleceğe daha miras olarak sağlıklı bırakılması için kullandığımız bu tür atıkları, özellikle pil gibi atıkları uzman yerlerde doğaya karışmadan tekrar kullanılabilir halde geri dönüşüme ve bertaraf edilmesi işlemlerine vatandaşlarımızın yardımcı olmasını talep ediyorum. Güzel bir Balıkesir için herkes el birlik çalışması gerekiyor. Öncü olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Pilleri nerede topladınız? Aynı İzmir'de. O Yozma İlk Üniversitesi'nde okuyor. Pilleri orada topladı. Oradan geldi gitti. İzmir'in pillerini getirmişler. Başkanım bu Ankara'da bir öğrenciye gidecek. Tamam. Al bakalım. Hareket yap. Çok da güzelsiniz Nereden alabilir miyiz? Buyurun efendim, ben bu koydum öyle. Teşekkür ederim. Düğünlere kullan efendim. Düğünlere kullan efendim. Bir de mavi beyaz.
Plastik poşet kullanmayalım. Sormalar onun için daha bak sana vazifeyi. Belediye şeyi dağıtıyormuş. İsmim Mehmet Tuncay. Evet, Balıkesir Mega Yıldız'da çalışıyorum restoranda. Öncelikle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Yüce Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikten dolayı. Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürü Vekiliyim. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bayrama denk gelmiş olması sebebiyle bu hafta içerisinde kutlamalar ve eğitim çalışmaları yapıyoruz özellikle okullarda. Bu senenin teması sıfır atık. Dolayısıyla toplu taşım merkezinde sıfır atığa dayalı bez torba dağıtımı ve broşür dağıtımı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte her gün bizim için çevre günü ama bu hafta itibariyle çevre günü ve haftasını kutluyoruz. Umarım sıfır atık konusunda başarılı oluruz. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Behbi Ülk ben. Bu yıl çevre haftası etkinlikleri boyunca atık pil toplama, atık bitkisel atık yağ toplama gibi çalışmalarımız oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla okullarda çevre eğitimleri verdik. Bu kapsamda 15 bin öğrenciye çevre bilincini aşılamak maksadıyla eğitimler yaptık. 7 ton atık pil topladık. Bu atık pil toplama çalışmalarında dereceye giren birinci ve ikinci olan, üçüncü olan atık pil toplayan vatandaşlarımıza masaüstü bilgisayarlar verdik. Bunun yanında atık bitkisel yağ toplama çalışmalarımız oldu. 400 bin litre atık bitkisel yağ toplama çalışmalarımızı yaptık. Bugün de çevre haftası kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi'nde çevre temizliği bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlarımıza çam fidanı ve bez torba dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Daha temiz çevre için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatlarıyla eğitimlerimiz ve pil toplama kampanyalarımız, atık bitkisel yağ toplama kampanyalarımız devam edecek. Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarımız devam edecek. Geleceğini çöpe atma!